Şimdi normal lateralisteki yapılardan bahsedeceğiz bu videoda size. Bakın burada arcus zigomaticus'u çok net bir şekilde görüyoruz. Şurada zigomatik kemiği görüyoruz. Bakın burada temporalin prosesusuyla beraber birleşmiş zigomatik kemik. Bunun dışında burada bazı sturalarımız var. Onlardan bahsedelim. Öncelikle sutura temporozigomatika, yani temporal kemikle zigomatik kemiğin birleştiği sutura, bakın burada. Burası. Bunun dışında sutura frontozigomatika var. Yani frontal kemikle zigomatik kemiğin birleşimindeki sutura. Sutura sfenozigomatika var. Bakın şurada sfenoid kemiğin ala mayörünü görüyorsunuz. Şurada da sfenozigomatik şeyi görüyorsunuz. Şöyle, kabaca şöyle gösterebiliriz. Bunun dışında sutura sfenoparietalisi görüyoruz. O da bakın şurada parietal kemikle sfenoidin arasında. Ve yine sutura sfenofrontalis de burada. Frontal kemik ve sfenoid arasında. Devam ettiğimiz zaman sutura sfenosquamosa'ya geliyoruz. Bakın temporal kemiğin squamous parçası burasıydı. Sfenoid kemikle temporalin squamous parçası arasındaki suturaya sutura sfenosquamosa diyoruz. Sutura parietomastoideye var. Neresi o da? Mastoid çıkıntıyı biliyorsunuz. Burada bakın şu şekilde parietal kemikle mastoid arasındaki sutura sfeno özür dilerim sutura parietomastoideyi görüyoruz. Bir de şurada oksipital kemikle mastoid çıkıntının yakınındaki temporal kemik arasında sutura oksipitomastoideyi görüyoruz. Yine normal lateralisten baktığımızda burada linea temporalis superioru görüyoruz. Bu linea temporalis superioru bir de alt tarafında inferiorunu görüyoruz arkadaşlar şu şekilde. Burada temporal fossanın üst sınırını oluşturuyor linea temporalis superior ki buraya musculus temporalis oturuyor. Devamında bu temporal fossa temporalis'in alt tarafını ise zigomatik kemiğin özür dilerim. Alt tarafını ise arcus zigomaticus oluştururken ön tarafını zigomatik kemiğin processus frontalisinin oluşturduğunu görebiliriz. Şuradan bakın. Şöyle ön taraf, üst taraf ve alt taraf. Devam edecek olursak eğer şurada sutura koronalisle linea temporalis superior'un şuradaki noktada kesiştiğini görüyoruz ki biz bu noktaya Stefanian noktası diyoruz. Yine burada bakacak olursak şurada porus acousticus externus'u görüyoruz. Şurada processus mastoideus'u görüyoruz. Burada processus stiloideus'u tam net göremiyoruz ama aslında şu hemen arka alt tarafta kalıyor arkadaşlar. Fonticulus sfenoidalis'i görüyoruz şu nokta. Yani aynı zamanda biz buna fonticulus anterolateralis de diyoruz. Yine şurada da fonticulus mastoideus'u görüyoruz ki buna aynı zamanda fonticulus posterolateralis de diyoruz. Şimdi norma occipitalis'e geçtik. Norma occipitalis'te bakın şu yukarıdan gelen sutura sagittalis görülüyor. Şurada hemen lambdoidea noktası var. Şöyle lambdoidea noktası ve sutura lambdoidealarla sağlı sollu bir şekilde parietal kemik ve oksipital kemik arasındaki eklemleşme gözüküyor. Şurada bakın kafanın arkasında dış tarafta kalan en çıkıntılı yer neydi? Biz buna ne diyorduk? Protuberansia. Occipitalis externa ki bunun içtekine de interna diyorduk. Bu noktanın antropometrik çalışmalardaki ismi inion. Burası lambda, burası inion.
Devam ettiğimizde linea nucalis suprema, superior ve inferiorları görüyoruz burada. Bunun dışında protuberansiye occipitalis externa'dan aşağıya inen bir çizgilenme görüyoruz ki biz buna crista occipitalis externa diyoruz. Bakın şuralarda processus mastoideus'ları görüyoruz temporal kemiğin. Hatta yanlarındaki incisura mastoideaları da bakın çok rahat şu şekilde görebiliyoruz. Bakın processus stiloideus'ları yine temporal kemiğin. Ondan sonra şurada kondülleri görüyoruz bir miktar. Oksipital kemiğin. Bakın foramen magnum şurası. Ama tam tabi bunu buradan görmek mümkün değil. Norma basalis'e geçtiğimiz zaman bu dış taraftan kafa tabanına bakmak oluyor. Bakın bunu çevirdiğim zaman bu da kafa tabanının iç yüzü. Öncelikle bu dış taraftan bakılmayı baktığımızda neleri gördüğümüzden bahsetmek istiyorum. Bakın normalde burada mandibulamız vardı. Ben bu mandibulayı çıkarttım. Ve şurada direkt işte maksilla, palatin kemik, bakın burada etmoid kemik, vomer, ondan sonra şurada işte sfenoid yapılarını görüyoruz. Bakın şunlar neydi? Processus pterygoideuslardı. Şurada bakın hemen tüberfaringeumu görüyoruz. Tuberculum faringeum, özür dilerim. Bu neredeydi? Oksipital kemiği baziler parçasından dış tarafta gözüküyordu. Bunun iç kısma gelen kısmına da clivus ismini veriyorduk. Bakın arcus zigomaticusları sağlı sollu görüyoruz. Şurada şu plastiklerin olduğu yerler aslında fossalarımız bizim. Neyler? Fossa mandibularislerimiz. Yani mandibulanın başının oturduğu ve kafatasının geri kalanıyla eklemleştiği alan burası. Fossa mandibularis. Şu plastikli yapılar. Şimdi buraya gelecek olursak palatumdan başlayalım. Bakın burada foramen incisivum'u görüyoruz. Bu kısım palatum durum. Maxilla'nın processus palatinus'u tarafından oluşturulmuş. Ta ki şuraya kadar. Buradan itibaren palatin kemiği görüyoruz. Bakın burada spina nasalis posterior'u görüyoruz. Şurada büyük deliklerimiz var. Bunlar hangi kemiğin üzerindeydi? Palatin kemiğin üzerindeydi. Foramen palatinum majus. Ve burada arka tarafta da irili ufaklı küçük delikler var. Bunlar da foramina palatina minora şeklinde isimlendiriliyor. Şimdi biz şunu biliyoruz. Damağın üst tarafta artık burun alt duvarını oluşturan bir parça olduğunu biliyoruz. Norma basalis'in eksternal yüzünden devam ettiğimizde bakın şurada koanaları görüyoruz. Koanalar. Burada yine pterigoid proseslerin fossa pterigoideyalarını görüyoruz. Hemen şu uç tarafında da fossa scaphoideayı görüyoruz. Demin bahsettim. Şurada bakın tuberculum faringeumu görüyorsunuz. Burada hemen ortada kalan ve 3 farklı kemik tarafından oluşturulan şu boşluğun adı, deliğin adı foramen lacerum. Devamında bakın şurada böyle oval bir delik görüyoruz. Bu olsa olsa nedir? Foramen ovalidir. Ross sıralamasından dolayı ovali buradaysa hemen yanında da kim olacak? Tabii ki de spinozum olacak. Devam ettiğimizde fossa mandibularis'i gördük zaten. Bakın şurada processus stiloideus'u görüyoruz. Yani temporal kemikteyiz şu anda. Burada da processus mastoideus'u görüyoruz. Her ikisinin arasında foramen stilo mastoideum'u bakın şurada görüyorsunuz. Mastoid çıkıntının yani processus mastoideus'un hemen arkasındaki şu oluk neydi? Incisura mastoideaydı. Devam ettiğimiz zaman burada oksipital kemiğin kondüllerini görüyorsunuz arkadaşlar. Kondylus occipitalis. Ve yine hemen şurada
alt tarafta canalis nervi hipoglossi görüyorsunuz. Canalis nervi hipoglossi. Yine bakın şurada protuberansi occipitalis externa var. Devam ettiğimizde crista occipitalis externa'yı görebiliyoruz. Şimdi kafa tabanına iç taraftan bakıyoruz. Bakın burası frontal kısım, burası occipital kısım. Şimdi burada da biliyorsunuz fossa crani 3 bölüme ayrılıyor. Fossa crani anterior, fossa crani media ve fossa crani posterior şeklinde. Zaten şöyle genel bir baktığımızda da anterior, media ve posterior'un sınırları bakın çok belli. Şurada şu hattı takip ettiğimizde fossa crani anterior ve medyaya ayıran hat. Şurada da şu hattı takip ettiğimizde fossa crani medya ile posterioru ayıran hat. Şimdi fossa crani anteriora bakacak olursak arkadaşlar. Bakın şurada şurası crista frontalis olarak isimlendiriliyor. Crista frontalis devam ettiği zaman bakın burada etmoid kemiğin bir çıkıntısını görüyoruz. Bu neydi? Crista galliydi. Crista gallinin sağlı sollu şuralarında bir sürü delikler olan, hatta bu yüzden bir kalbura benzetilen bir parçası vardı, lamina cribrosa. Peki bu lamina cribrosa'nın cribrosa'dan ne geçiyordu? Nervus olfactorius'un, yani koku sinirinin lifleri bakın buradan geçiyor. Burnun üst duvarına lamina cribrosa katılıyor ve buradan da burnun üst duvarından bu nervus olfactorius'un lifleri çıkıyor. Yine hemen şurada foramen cecum dediğimiz kör bir delik var. Çoğunlukla kör ama bazen emissar venlerin buradan geçtiğini görebiliyoruz. Devam ettiğimiz zaman bakın burada zaten kemik oluşumlarında pek çok kez bahsettiğimiz bazı impresyolar ve yugalar var. Bunları bir önceki videomuzdan izleyebilirsiniz. Devam ettiğimizde fossa crani medya'ya geldiğimizde şimdi iki taraftan anlatmak zor olacağı için ben şöyle bir tarafı tercih edeceğim. Bakın burada fossa hipofizialis'imizi görüyoruz. Bunun tamamı neydi? Sella turcica olarak isimlendiriliyordu. Şurada dorsum sella'yı görüyoruz. Burada tuberculum sella'yı görüyoruz. Devamında bakın şu sfenoid kemiğin içerisindeki canalis opticus'u görüyoruz. Burada canalis opticus'un şimdi bunun ve bunun buradan iki taraftan şöyle şöyle çaprazlaştığında bakın şurada optik sinirlerin oluşturduğu kiyazmanın oluşturduğu bir oluk var. Bir şey var, çukur var. Buraya fossa prekiyazmaticus diyoruz. Devamında şurada processus clinoideus anterior, medius ve posterior'u görüyoruz. Devamında bakın burada foramen lacerum'u görüyoruz. Foramen ovale'yi ve hemen yanındaki spinozumu görüyoruz. Peki ROS'un R'si nerede kaldı? Bakın burada. Foramen rotundum. Bu sella turcica'nın iki yanında şu şekilde sulcus caroticus'ları görüyoruz. Sulcus caroticus'ları görüyoruz. Bunun dışında burada fissura orbitalis superior'un da şurada bakın bir miktar gözüktüğünü görebilirsiniz. Fossa crani posterior'a baktığımızda bakın bu büyük delik anlamında foramen magnum. Foramen magnumun hemen şuralarında meatus acousticus internus'u görüyoruz. Şurada foramen jugulare'yi görüyoruz.
Foramen jugulare temporal kemiğin ve oksipital kemiğin iki ayrı incisura jugularesinin birleşiminden oluşmuş olan bir delik. Bakın şurada canalis nervi hipoglossi görüyoruz. Devamında şurada confluens sinumun izini görüyoruz. Şu yukarıdan sulcus sinus sagittalis superior geliyor. Şunlar sulcus sinus transversuslar. Şöyle. Bakın şurada da şöyle şöyle aşağıya doğru indiğini gördüğünüz S harfi çizer şekilde sulcus sinüs sigmoideyi görüyorsunuz. Yine dışarıdaki protuberansiyanın içeride de karşılığını görüyoruz. Neydi? Protuberansiya occipitalis interna ve hemen altında devam eden crista occipitalis interna. Buralar fossa cerebellaris'ti. Üst taraftaki fossa ise şöyle gösterelim. Fossa cerebralisti. Devam ettiğimiz zaman meatus acousticus internus'u bakın tekrardan gösteriyorum. Şuradaki alanın artık içten baktığımız için burası clivus. Yani oksipital kemiğin baziler parçası.